Dünyanın merkezi gerçekten Çorum mu? Bir Instagram sayfası tarafından 19 Nisan 2021 tarihinde yapılan paylaşımda Çorum'un Google ve NASA tarafından dünyanın merkezi olduğu iddia edildi. Gönderi 468 bin görüntüleme alırken 3000'den fazla da beğeni toplamış. Paylaşımda geçen metin şu şekilde: Google ve NASA ortak çalışmasıyla dünyanın kütle çekim merkezini hesaplamıştır. Sonucunda Çorum merkez çıkmıştır. Peki Çorum'un dünyanın merkezi olduğuna dair iddia nasıl yayıldı? 2016 yılında Çorum'un Google tarafından dünyanın coğrafi merkezi belirlendiğine dair iddialar yayılmaya başlamıştı. O sene Wikipedia'da yapılan saldırı ile bir Türk sosyal medya kullanıcısı bir görselle bir sosyal ağda yer alan bilgiyi gerçekmiş gibi gösterdi. 2003 yılında yapılan ve bilimsel kaynağı olmayan bu araştırma Dünyanın Coğrafi Merkezi isimli makaleydi. O zamanki Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, kent merkezinde iddiaların doğru olduğuna dair açıklamada yaptı ve 2016 yılında şehrin girişine "Dünyanın Merkezi Çorum'a hoş geldiniz" şeklinde bir tabela asıldı. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haber daha sonra yayından kaldırıldı ve haberin sehven yapıldığı belirtildi. 2018 yılında ulusal basın bu iddiaları tekrar haberleştirdi. 2018 yılında Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül bu iddialar üzerine "Çorum dünyanın merkezi olarak belirlendikten sonra turizmi canlandı" ifadesini de kullanmış. Gül açıklamasında turizmin canlanmasını Çorum'un Google tarafından dünyanın merkezi ilan edilmesine bağlamış. Ancak NASA ve Google Çorum'u dünyanın merkezi ilan etmedi. Wikipedia'da yer alan Dünyanın Coğrafi Merkezi isimli makalenin iddianın yayıldığı tarih olan 2016 tarihli görünümüne ulaşılabiliyor. Alman Holger Eisenberg'in çalışmasına atıfta bulunan makalede dünyanın merkezinin 40 derece 52 dakika kuzey, 34 derece 34 dakika doğu koordinatlarına denk gelen Çorum olduğu ifade edilmiş. Ayrıca bu atıftaki kaynağın güvenilir olmadığı da belirtilmiş. Holger Eisenberg, uygarlıklar, astronomi, tarihle ilgilenen bir mühendis. Eisenberg, 2003 yılında dünyanın coğrafi merkezi olarak Çorum'un koordinatlarını vermiş. Fakat aynı yazısında Mars'ta piramitlerin olduğunu da iddia etmiş. Eisenberg'in bu konular hakkında onaylanmış bilimsel bir makalesi de ne yazık ki yok. Holger Eisenberg'in bu iddialarını Andrew G. Woods adlı fizikçiye dayandırdığı tahmin ediliyor. 1973 yılında dijital haritalama yöntemini kullanarak yaptığı araştırmaların sonunda o zamanki Kırşehir'i dünyanın coğrafi merkezi olarak tanımlıyor bu fizikçi. Ancak bu sonuçların doğru olmadığını da iddia eden birçok bilim insanı var. Dünyanın şeklinden dolayı baktığınız yere göre merkezin değişeceğini öne sürüyorlar. Bizim gibi Avrupa merkezli bir haritada Çorum, Kırşehir civarını merkez olarak bulabilirken Amerika ya da Asya merkezi kullanılan bir haritada bu durumun değişeceğini öne sürüyorlar. Hatta bir kısım bilim insanı ise dünyanın coğrafi merkezi tanımlamasının anlamsız ve hiçbir şey ifade etmeyen bir tanımlama olduğunu öne sürüyor. Wikipedia'da İngilizce olarak yer alan Dünyanın Coğrafi Merkezi başlıklı makale son olarak Mart 2021'de güncellenmiş. Fakat değişiklik söz konusu değil. Yapılan değişikliklerin arasında Google'ın Çorum'u dünyanın merkezi olarak işaretlediğine dair haberlerden bahsediyor. Ve bu konuya kaynak olarak da Hürriyet Daily News'in 2016'daki haberi gösteriliyor. Yani aslında konu tam bir muamma. Sizi son zamanlarda tekrar dolaşmaya başlayan bu videoyla baş başa bırakıyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce dünyanın merkezinde mi yaşıyoruz? Turkey is the geographic center of the world. So I looked it up and this is the result. Where is the center of the world? In 1973, Andrew J. Woods, a physicist, used a digital global map
and calculated the coordinates on a mainframe system as the center of the world. According to this, the center of the world is in modern-day Turkey near the district of Kırşehir province.